Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Ajanda programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Gün içerisindeki gelişmeleri aktaracağız sizlere. Evet, bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan diyoruz her daim 23 Nisanlarda. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de düzenlenen törenlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı. Uzak yoldan geldim. Gayet yorgunum. Yar yar yar. Ben de senin o selvi boylarına vurgunum. Aman pek yaman. Gördüğünüz gibi çocuklarımızla beraberiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı bütün Mersin'imizin ve bütün ülkemiz insanlarının bu güzel bayramını kutluyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Çocuk Bayramı. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini yaktı ve ardından bütün şehirlerimizi gezdi. Kongreler yaptı, toplantılar yaptı, milletiyle birlikte oldu. Milletin gücünü hep yanında hissetti. Kurtuluş Savaşı'nı yaparken bütün kararlarını milletine, arkadaşlarına, silah arkadaşlarına danışarak alırdı. İşte milletin gücünden, milletin iradesinden daha başka bir güç tanımayan Atatürk, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla millet iradesinin üstünde hiçbir gücün olmayacağını dünyaya haykırdı. Ve bu güzel günü de çok sevdiği Türk çocuklarına armağan etti Atatürk. Onun için hem ulusal egemenlik bayramı, çocuk bayramı. Bir başka ülkede yoktur çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Atatürk çocukları çok sevdiği için bunun bir tezahürü olarak bu güzel bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu Türk çocuklarına armağan etti ve şimdi sadece Türk çocukları, ülkemiz çocukları değil, bütün dünyanın çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'ye geliyorlar. Aynı zamanda bizden çıkan bu bayram dünya çocuklarının da bayramı oldu. Bu itibarla Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önderimiz Büyük Atatürk'e şükranlarımızı ifade ediyoruz, saygılarımızı ifade ediyoruz. Sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda dünya çocuklarına da bir bayram armağan ettiği için. Ben tekrar çocuklarımızın bu güzel bayramını kutluyorum.
Mersinli hemşehrilerim ve bütün ülkemin güzel insanlarını, Türk milletinin bu güzel bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlara diyorum böyle çocuklarımızla cıvıl cıvıl erişelim. Sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Evet, tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz. Sevgili çocuklarımıza adanmış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir bayram ve tüm dünya çocuklarına adanmış. Evet sevgili izleyicilerimiz, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. Bir dizi ziyaretlerde bulundu. İş adamlarıyla bir araya geldi. Oda başkanları ve temsilcileriyle toplantılar düzenledi. Ve sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. İşte o toplantıda hükümete veryansın etti. Etnik kimlik üzerinden siyaset asla yapmayacağım. Yaşam tarzı üzerinden siyaset asla yapmayacağım. Çocuğun işsizse o çocuk benim çocuğum. Ben ona iş bulacağım. Komşun açsa onun karnını doyuracağım. O komşu benim de komşumdur. Benim siyaset anlayışım budur. Bildirgeyi açıkladık, seçim bildirgemizi, seçim beyannamemizi. Adı ne? Yaşanacak bir Türkiye. Huzurlu bir Türkiye. Barış içinde yaşadığımız bir Türkiye. Kavgasız bir Türkiye. Hepimizin özlemi olan yaşanacak bir Türkiye. Yaşanacak bir Türkiye'yi beraber kuracağız. Yaşlı, genç demeden, kadın erkek demeden, emekli çalışan demeden, işçi işveren demeden, taşeron işçisi demeden, kim olursa olsun bu ülkede yaşıyorsa sözüm söz, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşamanın bütün koşullarını sağlayacağım. Kölelik düzenine mahkum edilen 800 bin taşeron işçisi var. Kölelik düzeni. Asgari ücrete mahkum edilen insanlar. Hakkını kullanamayan insanlar. İş güvencesi olmayan insanlar. Bir patronun iki dudağı arasında olan insanlar. Ne yapacağız? Aradan taşeronu kaldıracağım. Yani işçi simsarını kaldıracağım. Yani köle tüccarını kaldıracağım. Devlet de o doğrudan muhatap olacak. Yapmak istediğimiz bu. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. E zaten parayı veriyorsun sen. Ben ne yapıyorum? Aracıyı kaldırıyorum kardeşim. Devlet parayı doğrudan versin. Doğrudan işçiyi çalıştır sen. Beş milyon yurttaşım, beş milyon. Beş milyon yurttaşım. Kredi kartı borcu. Tüketici kredisi borcu. Bunlar son altı yılda, son altı yılda bankalara 150 milyar dolar civarında faiz ödediler. 150 milyar dolar. Beş milyon kişi perişan. Borç batağında hepsi. Tefeci faizi uygulanıyor bunlara. 500 bin kişi mahkum oldu. Sırayla hapishaneye girmek istiyorlar. Şimdi sıraya giriyorlar. 500 bini gitse dese ki hadi bizi hapse atın, alacak hapishane yok. Ben ne diyorum? Sizi bu borç faizinden kurtaracağım. En az %80'ini sileceğim diyorum. En az %80'ini. Hiç meraklanmayın. Kaynağı nereden bulacaksın diyorlar. İşçiler meraklanmayın. Verdiğiniz her mücadelede biz yanınızda olacağız. Hiç endişe etmeyin. Diyoruz ki 5 milyon yurttaşımı rahatlatacağım. Bizi anlamıyorlar. Zaten anlayamazlar. Bizi bilmiyorlar. Zaten bilemezler. Bizi anlayabilmeleri için yüreklerinde insan sevgisi olması lazım. Bizi anlayabilmeleri için yoksulluğun ne olduğunu bilmeleri lazım.
Bizi anlayabilmeleri için evde tencere kaynamadığı zaman ortaya çıkan huzursuzluğu bilmeleri lazım. Kadın Kolları Başkanımızı, Pakiz Hanım'ı da bekliyoruz. Genel Başkanımıza bir çiçek takdim edecekler. Pakiz Hanım da Kadın Kolu Başkanımıza bir çiçek takdim etmek istiyorlar sizlere. Hakka, hukuka ve ekonomiye, özgürlüğe, barışa ve adalete, laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete zulmeden malum zihniyeti protesto alkışıdır. Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke haline getirenlere meydan okumadır. Alkışlıyoruz. Avuçlarımız patlarcasına alkışlıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar düzenlenen bir basın toplantısına götüreceğim sizleri. Avukat Ali Mahir Başarır. Biliyorsunuz Sayın Başarır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Macit Özcan'ın avukatlığını yürütüyor. Ve Sayın Macit Özcan hakkında da gıyabi tutuklama kararı var biliyorsunuz. Bu konuda daha önce de bir basın toplantısı düzenlemişti. O toplantıdan bugüne kadar geçen süreç içerisinde birçok delilleri topladıklarını dile getirdi. Ve uzun mesafeler kaydettiklerini söyledi Sayın Avukat Mahir Başarır ve iddialarda bulundu. Bu iddialarda sevgili seyircilerimiz özellikle polislerin ve şu an yargılanmakta olan o polislerin paralel yapıya mensup o polislerin yargılandıklarını ve onların toplamış oldukları tüm delillerin artık yok hükmünde olması gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda Sayın Burhanettin Kocamaz'la da ilgili iddialarda bulundu Sayın Başarır. Sayın Burhanettin Kocamaz'ın bu davayla ilgili ilişkileri ve etkileri nelerdir sorularını sordu. Kısa bir süre önce daha bir basın toplantısında buluşmuştuk. O tarihten bugüne kadar soruşturma hala devam ediyor. Gizlilik kararı devam ediyor. İddianame hala hazırlanmadı ve tutuklu insanların mağduriyeti yine devam etmekte. Bu süreçte biz araştırmalarımızı yaptık. Soruşturma ile ilgili delillerimizi topladık. Daha iyi bir noktaya geldik. İki noktaya vurgu yapmak istiyorum bugün basın toplantısında. Öncelikle ısrarla söylediğimiz gibi soruşturmaya konu olan deliller hala hukuksuzluğunu ve gizliliğini korumaktadır. Delilleri toplayan emniyet mensupları bugün Türkiye'nin her yerinde yargılanmakta. Kimisi tutuklu olarak, kimisi tutuksuz olarak en ağır cezalarla haklarında iddianameler düzenlenmektedir. Biz Mersin Cumhuriyet Savcılığına ilgili soruşturmanın savcısına bazı emsal dosyalar sunduk. Ergenekon, Balyoz, Şike, 17 Aralık süreci gibi davaların emsal kararlarını verdik. O kararlarda açıkça 2011-2013 yılları arasında paralel yapının hukuka aykırı olarak topladığı delillerin hiçbir yargılamada kullanılmaması gerektiğine dair kararlar vardır. Biz hala bu noktadayız. Bugün toplanan deliller hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak toplanan bu delillerle insanlar mağdur edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Macit Özcan'ın oğlu ve kardeşleri tutukludur. Herhalde içinizde oğlunu tanıyan kimse yoktur İlker Özcan'ı. İlker Özcan Mersin'de yaşamamaktadır. Hayatında belediyeye sayılı bir şekilde gelmiştir. Hiçbir ihaleyi, hiçbir müteahhiti tanımaz. Ama babası yok, oğlunu alalım diye bir mantıkla tutuklu durumdadır. Bu yüzyılda böyle bir anlayış hukukçulara, bizlere yakışmıyor. İkinci bölümde vurgulamak istediğim nokta, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'ın bu davayla ilişkileri, eylemleri, etkileridir. Bu konuda ayrıntılı bir araştırma yaptık arkadaşlar. Öncelikle Sayın Burhanettin Kocamaz göreve geldiğinden 1,5 ay sonra bir basın toplantısı düzenlemiştir. Daha tebrikleri bile kabul etmeden bir açıklama yapmıştır. Bankamatik işçileri diye bir olgu yaratmış, bir liste vermiştir basına.
Hatta Haluk Levent gibi sanatçılar da töhmet altında kalmıştır. Ama bunların da gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Sayın Burhanettin Kocamaz bu süreçte soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları ile görüşmüş müdür? Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarını ziyaret etmiş midir? Onlara delil vermiş midir? Ya da bu Cumhuriyet Savcıları Büyükşehir Belediyesi'ne gelip kendileriyle görüşmüş müdür? Bu konuda biz hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın 9.30'da Mersin Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunuyoruz kendisi hakkında. Suçlar nedir? İftira, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suç uydurma, görevini kötüye kullanma. Sayın Burhanettin Kocamaz, bu soruşturmayla ilgili özellikle bazı gazetelerin Güney temsilcileriyle telefon görüşmesi yapıp haber yaptırmış mıdır? Birçok gazeteleri görüyoruz. Yolsuzluk paralarıyla Miami'de iş merkezi yapılmış. Bu konuda biz de araştırma yaptık. Bırakın alışveriş merkezini, orada dikili bir fidanları bile Özcan ailesinin yoktur. Ama bu haberleri neden, kim, ne şekilde yaptırıyor, bu açığa çıkmalıdır. Sayın Burhanettin Kocamaz burada Macit Özcan'ı yargılamıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 dönemini yargılamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de bir dönemi daha garantiye almak için bazı adımlar atmaktadır. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Kendi söz verdiği projeleri yapsın. Ama görüyorum ki bırakın söz verdiği projeleri yapmak, başta Deniz Park, sahildeki çay bahçeleri, hatta bitmiş terminali bile açmaktan aciz durumdadır. Ama ne hikmetse bu soruşturmada, bu davada savcı gibi hareket edip yargıyı etkilemeye teşebbüs etmiştir. Sayın Burhanettin Kocamaz'ın kullandığı telefon hatlarının 2004 30 Mart tarihinden itibaren sinyalleri ve konuşma dökümleri incelenerek kimlerle bir araya geldiğini tespitini istedik. Yine 2011-22146 sayılı soruşturma kapsamında soruşturma savcılarının Burhanettin Kocamaz'la bir araya gelip gelmediklerinin telefon görüşmelerindeki kayıtlar sinyallerle incelenmesini istedik. Artı Büyükşehir Belediyesi'nin kamera kayıtları, adliyenin kamera kayıtlarının incelenmesini istedik. Sabah gazetesinden isim vermek istemiyorum. Bir yazar da köşe yazıları konusunda telefon görüşmesi yapıp yapmadığının, ikisinin telefon görüşmelerinin dökümünü istedik. Ayrıca 2011'e 22.146 sayılı dosyanın celbini istedik. Buraya sunduğu delillerin olup olmadığını izledik. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Macit Özcan 99'da belediye başkanı olduğunda Mersin'den büyük şirketlerinin sahibiydi. Vergileri de sıralamaya giriyordu. Evet, Macit Özcan yargılanmalıdır. Varsa bir hesabı vermelidir. Hukuk çerçevesinde vermelidir. Ama 94 yılında bisikletle Tarsus Belediyesi'ne gelmiş, şerefli bir öğretmenlik görevini yürütmüş Sayın Burhanettin Kocamaz'ın da mal varlığı incelenmelidir. Çocuklarının mal varlığı incelenmelidir. Hatta bizim duyumlarımıza göre 2011'de bu teknik ve fiziki takip yapılırken Macit Özcan'la birlikte Burhanettin Özcan da teknik ve fiziki takibe takılmıştır. Onun da görüntüleri vardır. Lütfen bunun hakkında da kamuoyuna bilgi verilmesini istiyoruz. Lütfen Mustafa Kocamaz da araştırılsın. Burhanettin Kocamaz'ın da mal varlığı araştırılsın. Macit Özcan'ın da araştırılsın. Gerçekler ortaya çıksın. Evet. Ali Mahir Başarır bu iddialarda bulundu. Bakalım Burhanettin Kocamaz cephesinden nasıl bir cevap gelecek sevgili izleyicilerimiz. Hemen sizi Gülber Ergen'in hem kurucusu hem de dernek başkanı olduğu Çocuklar Gülsün diye derneğinin 26. anaokulu açılışı için Mersin'deydi biliyorsunuz. Mersin'de 26. anaokulunun açılışını bir törenle gerçekleştirdi Gülben Ergen.
Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Büyüsün Diye Derneği'nin 26. Anaokulu Mersin'de törenle açıldı. 23 Nisan Çocuklar Bayramı kutlu olsun. Bugün burada hem çok büyük bir sevinç yaşıyoruz okul öncesi eğitim için. Hep bir araya gelmiş bulunuyoruz. Derneğimizin 26. Anaokulu Mersin'de bugün açılıyor. Ama bizim bu zamana kadar açtığımız okullarda tüm okulların yeri elbette çok ayrıydı ama iki tane okulumuz vardı ki onun bizim üzerimizdeki yeri çok farklıydı. Birisi Van depreminden sonra Erciş'te açtığımız Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu. İkincisi Soma'daki faciadan sonra Soma'da açtığımız anaokulu. Ama bugün Mersin'in çiçeği, annesinin gözünün bebeği, Türkiye'yi yasa boğan dünyalar güzeli bir genç kızın adını verdik anaokulumuza. Dediğim gibi Mersin'in çiçeği oldu, Türkiye'nin çiçeği, minik narin çiçeği, Özgecan okulu oldu bu okul. Hiçbir şey yapamamanın acısı içerisinde bu kıymetli aileye bir sevinç hediye edebilmek için bu anaokulunu yapabildik sadece. Var ki biraz avunabilirler ve içleri rahat edebilir. Bu rehabilitasyon merkezini açmaları gerekiyor. Çok istiyorlar. Baba, amca ve bütün aile Özgecan'ın adına yapılacak bu anaokulu merkezini açmalılar. Hepimiz de buna destek olmalıyız. Bu anaokulu, bugün açtığımız Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu, evet çok güzel ama yetmiyor. Aile bunu yaparsa kendisini iyi hissedecek. Şu anda buradaki yazılı ve görsel medyadan özellikle bunu rica ediyorum. Ne beni, ne bizi, ne anaokulumuzu öteleyip bu rehabilitasyon merkezini öne alalım. İyi oldu vesaire. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi bekletmeyelim. Ne olur. Evet, Mersin İdman Yurdu Yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı sevgili seyircilerimiz. Süper Toto Süper Lig'de mücadele eden Mersin İdman Yurdu Yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada olağanüstü genel kurulun birinci oturumunun 9 Mayıs Cumartesi günü saat 10'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Konferans Salonu'nda yapılacağı belirtildi. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci oturumun 16 Mayıs Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına karar verildi. Kongre bu yıl ikinci defa yapılacak. Birçok iş adamına ve belediyelere giderek yönetime girmeleri için davet eden ama olumsuz yanıt alan Başkan Ali Kahramanlı, yönetime hiç kimsenin olumlu cevap vermemesi nedeniyle Başkan Ali Kahramanlı'nın eski yönetimle seçime gitmesi bekleniyor. Ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz ajanda programımızın da sonuna geldik. Evet, yarın yine aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.